Herkese merhabalar. Bugün sizlerle daha öncesinde konu anlatımını yaptığımız UART biriminin registerlerini kullanarak transmit ve receive uygulamaları gerçekleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak projemizi oluşturalım. Evet, bu uygulamamızın receive kısmında LED'lerimizi kullanacağımız için ilk olarak LED'lerimizi bir output modda açalım. Daha sonrasında UART birimimizi aktif etmemiz gerekiyor. Bunu da connectivity kısmından yapacağız. Burada herhangi bir UART'ı kullanabiliriz ve UART birimini. Burada biz UART2'yi kullanacağız. Asynchron modda açalım. Burada gördüğünüz gibi konfigürasyon ayarları çıkıyor karşımıza. Baud rate'imiz 115.200. Data uzunluğumuz 8 bit. Parity bitimiz yok. Stop bitimiz bir tane. Aynı zamanda burada yine konfigürasyon ayarlarını gerçekleştirebiliyoruz. Biz daha önceki GPIO'ya videolarımızda bu ayarların da birçoğunu kendimiz yapmıştık. Bu uygulamada da aslında yapabiliriz. Baud rate'i biliyorsunuz anlatmıştık. Register'larını ayarlayabiliyorduk. Register'lardan ayarlayabiliyorduk daha doğrusu. Ama siz bunu şu anda bu initialize kısmını halk kütüphaneleriyle Cubemix vasıtasıyla yapacağız. Kodumuzu generate edelim. İlk olarak transmit uygulamasıyla başlayalım. Bunun için bunu modüler yapalım. Source'a yeni bir source file ekleyeceğiz. Transmit.c. Aynı şekilde header dosyasını da eklememiz lazım. Evet, şimdi de bu kodun fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. Yazacağımız fonksiyonun geri dönüştürü olmayacak. İlk olarak ne yapacağımızı da anlatayım başlamadan fonksiyona. Burada biz transmit uygulaması gerçekleştirdiğimiz için mikro denetleyicimizden bilgisayara veriler yollayacağız. Ve bilgisayarda da terminal yazılımları vasıtasıyla bunu gözlemleyeceğiz hangi verileri yolladığımızı. Şimdi burada mikro denetleyicimizden biz bir harf gönderelim. Alfabenin harflerini yollayalım. Büyük harflerini yollayalım. Bunun için de fonksiyonumuz adı UART transmit olsun. Evet, şimdi bu for döngüsünde biz büyük harf karakterlerini göndermek istiyoruz. Bunun için ASCII tablosundaki direkt sayıları da kullanabiliriz. Yani büyük harf biliyorsunuz 65 ile, büyük harf A harfi 65 ile başlıyor. Ama biz direkt daha kolay anlaşılsın diye direkt karakter sabit olarak girelim. Zaten bunun da anlamı desim olarak 65 A'dan başladık. Bir sonraki, daha doğrusu son birimimiz Z olacak. Ona da 3 eşittir karakter büyük Z yapıyoruz ve birer birer arttırıyoruz. Şimdi de for döngümüzün iç kısmını yazalım. Bizim burada ilk yapmamız gereken şey datamızı register'ın içine yazmak olacak. Bunu da isterseniz yazımızdan bir tekrar hatırlayalım hangi register'ı kullanacağımızı. Evet, gördüğünüz gibi bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Bir data register'ımız var ve biz bu data register'ına verilerimizi koyacağız ve göndereceğiz. Bunu da kod olarak yazdığımız zaman UART'ın biz UART2'yi kullanmıştık biliyorsunuz. UART2'nin DR register'ına is parametresini yollayacağız ve bu sayede A'dan Z'ye kadar bütün karakterleri UART2'nin DR register'ına atamış olacağız. Sonrasında biz bir önceki videomuzda bir register'dan daha bahsetmiştik. O da status register'dı. Bu register'da biliyorsunuz özellikle TXA'ya ve RXNA'ya dikkat çekmiştik.
Burada biz transmit uygulaması yapacağız. Transmit uygulamasında da TXE'nin anlamı neydi? TXE birimi 1 olduğu zaman data ve o register'ın boş olduğunu bize söylüyordu. Yani 1 olduğu zaman o register boş ve yerine yeni bir karakterin geleceği anlamına geliyor bu. Biz burada bu register'ın 0 veya 1 olma durumuna göre karakterin gidip gitmediğini anlayacağız. Yani burada karakter yollandığı zaman register'ımız sıfırlanacak. Oraya bir karakter geldiği zaman register 1 olacak. Evet, bu durumun koşul ifadesinde şöyle yazabiliriz. Uzart 2'nin SR register ile biraz önce bahsettiğimiz uzart SR TXE birimini end işlemine sokacağız. Ve bunun da sıfır olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi burada bu kodu biraz daha detaylı anlatacak olursak, biz bunu aslında GPIO'ya videosunda da yapmıştık, bu ton videosunda. Burada olan şey şu, uzart 2'nin SR register'ındaki TXE biriminin biz burada sayısal değerini aslında alıyoruz bu işlemi yaparak. Burada TXE 0 olduğunda yani veri hala bu bitteyken biz burada bir null statement koyacağız. Yani boşa dönmesini istiyoruz. Daha sonrasında veri gittiği zaman o bitten TXE register'ımız bir değerini alacak. Çünkü transmit empty'di bu anlamı bu register'ın. Yani boş olduğunu bize söyleyecek. Bir değeri olduğunda ve bir değeri olduğunda while döngüsünden çıkacak. Daha sonrasında tekrar for'un başına gidecek. Bu sefer ilk harfimiz A'ydı mesela. Daha sonrasında B harfini alacak. Bunu biz data register'a atacağız. Data register'a atar atmaz zaten direkt yine dediğimiz gibi TXE register'ımız sıfırlanıyor. Daha sonrasında veri bu register'ı terk ettiği zaman da bu register'ımızın değeri 1 oluyor ve while boş null statement'ten çıkıp tekrar for döngüsünde sırayla C, D diye devam ediyor. Fonksiyonumuzu unutmadan header dosyamızda da tanımlayalım. Bildirelim. Şimdi main dosyamızda fonksiyonu çağıralım. Projeyi debuglamadan önce bağlantıları da göstermem lazım. İlk olarak buradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada PA2 bizim UseArt2'mizin TX kısmı PA2'ymiş. PA2 pinine bağlıymış. Ve X kısmı da PA3 pinine bağlıymış. Ve tekrar yazıya geri döndüğümüzde çizimimize de bakarsak biz burada biliyorsunuz bahsetmiştim USB TTL dönüştürücü kullanmamız lazım bilgisayara veri iletmemiz için. Burada da gördüğünüz gibi PA2'yi biz RX ile birleştiriyoruz. TX bağlantısında gördüğünüz gibi PA3 piniyle gerçekleştiriyoruz. Evet, bu da main kısmına transmit dosyamızın header dosyamızı bildirmeyi unuttuk. Main kısmına transmit nokta haşın bildirimini yaptıktan sonra aynı zamanda kaynak dosyamıza da STM32'nin biz F4 kullandığımız için HAL kütüphanesinin de bildirimini yapmamız gerekiyor. Kodumuzu debuglayalım. Evet, kodumuz debuglandı. Şimdi bir terminal yazılımıyla karakterleri görelim. Bunun için bir iteratörünü kullanacağız. Serial kısmında bizim USB TTL dönüştürücümüzün olduğu COM portunu seçiyoruz. Ve ekranımız açılıyor. Burada da ayarını yapmamız gereken durumlar var. Çünkü bir önceki videoda bahsetmiştik. İki birimin haberleşmesi için aynı baud rate değerlerinde olması gerekiyordu. Serial port kısmından buna bakıyoruz. 9600'de default olarak kalmış. Bizim UseArt birimimiz 115200'le haberleşiyordu. Şimdi resume'layalım. Terminal yazılımımızı da inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kodumuz hızlı bir şekilde
verilerimiz akıyor. Burada biraz daha düzenli hale gelmesi için bir boşluk karakteri atayalım. Daha net görelim. Bunun için while'dan çıktıktan sonra bir if diyelim. S karakterine geldiğimizde bu sefer i değerini değil de boşluk karakterini atayalım. Daha doğrusu new tab karakteri bu. Ve yine aynı şekilde şu while'ımızda kalacak. Resume'leyelim. Gördüğünüz gibi boşluk karakteri attıktan sonra bütün büyük harf karakterlerini terminal yazılımımızda gözlemleyebiliyoruz. Şimdi receive uygulamamıza geçelim. Bunun için de yine iki ayrı header dosyası ve kaynak source dosyası oluşturalım. Receive dosyasını ilk olarak unutmadan bir al kütüphanemizi ekleyelim. Şimdi burada da yapacağımız işlem şu olacak. Uygulama şu şekilde gerçekleştirilecek. Biz burada receive uygulamasında bilgisayardan komut yollayıp bunu mikro denetleyicinin yapmasını isteyeceğiz. Bunun için de bilgisayardan göndereceğimiz karakterlerle kartımızın üzerindeki LED'leri yakmaya çalışacağız. Fonksiyonumuzu yazmaya başlayalım. İsmi UART receive olsun. Şimdi burada da yine bir if koşulumuzun olması lazım. Biz transmit uygulamasında TXE'nin sıfır olup olmaması durumuna göre karakterleri yollamıştık. Şimdi de receive durumunda ise bunu yine geçen videoda bahsetmiştim. Bu sefer status register'ın RxAnn bitini kullanacağız. Burada bunun açılımı read data register not empty olduğu için TXE ile ters bir mantığı var. Biz TXE'de sıfır olma koşuluna göre bekletmiştik işlemi. Şimdi ise RX not empty'nin bir olması durumuna göre işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü not empty yani bir olduğu zaman boş olmadığı anlamına gelecek. Yani verinin alındığı anlamına gelecek. Yani biz burada bir bitini gördüğümüz zaman diyeceğiz ki evet veri gelmiş, bir sonraki işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunun için kodumuza tekrar dönelim ve if koşulumuzu yazalım. SR register'ımızla yine bir end işlemi gerçekleştireceğiz. Bu da 100 artın SR register'ının RxAnn bitiyle bir koşul ifadesi oluşturduk. Yani burada biliyorsunuz if'in iç kısmında 0 ve non-zero değerlere göre giriyorduk. Burada bir değerini aldığımız zaman bu bitten iç kısma gireceğiz ve işlemleri gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında biz transmit'te de yaptık. Verilerimizi data register üzerinden alıyorduk. Bunu da biz bir değişkene atayalım. Data diyelim. Datayı da tanımlayalım tabii ki. İlklendirme yapalım. Şimdi de basacağımız, yani bilgisayardan yollayacağımız karakterlere göre yapılacak işlemleri tek tek girelim. İlk olarak if diyelim. Datamız K harfi olursa, yani bilgisayardan K tuşuna bastığımızda ne olsun? Kırmızı LED'imiz yansın. Bunu da hal kütüphanelerini kullanarak write pin'i kullanalım. Burada biliyorsunuz bizim LED'lerimiz D portuna bağlıydı. Ve kırmızıya bağlı olan pinimiz ise 14'tü. Pin durumunu da set edelim. K harfine bastığımız zaman kırmızı LED'imiz yanacak. Aynı şeyleri diğer LED'ler için de gerçekleştirelim.
M'ye bastığımız zaman mavi led yansın, mavinin de pini 15'ti. T'ye bastığım zaman turuncu yansın, onun da pini 13'tü. Yeşil için de 12. pini ayarladım. Evet, şimdi de bu ledlerimizi hepsini aynı anda söndürmek için bir karakter atayalım. Bu da C olsun. Son olarak da main kısmına gelip fonksiyonumuzu çağıralım. Transmit'i de yorum satırına aldık. Şimdi debuglayalım. Teratörünü açalım. USB portumuzu seçtik. Burada yine baud rate ayarlamamız lazım. Girdiğimiz karakterleri ekranda görebilmemiz için de Local Echo'yu açalım. Kodumuzu resume'layalım. Şimdi karakterlerimizi girelim. İlk olarak kırmızı LED'imizi yakalım. K harfine bastık. Kırmızı LED'imiz yandı. Maviyi yakalım. M'ye bastık. Yandı. Yeşile bastık. Yandı. Turuncu için T'ye bastık. Yandı. Şimdi hepsini söndürmek için C harfini atamıştık. C'ye bastık. Hepsi söndü. Evet, bir de son olarak Transmit uygulamasını ilk yaptığımız, yani bilgisayara veri gönderdiğimiz uygulamayı bir de halk kütüphanesini kullanarak yapalım. Bunu da sadece main.c'ye yazalım. Bunun için hal Transmit fonksiyonunu kullanacağız. Burada göndereceğimiz datayı da yukarıda bir bildirelim. Data diyelim. Dizi şeklinde. Göndersin. Datayı da chart tipinde tabii ki bildiriyoruz. Şimdi fonksiyonumuzun teker teker parametrelerini girelim. Data dedik. Boyutunu bizden istiyor. Boyutu için de size of operatörünü kullanacağız. Datanın boyutunu alsın. Timeout'umuz da 100. Buraya da bir hal delay atalım. Kodumuzu debuglayalım. Teratörümü tekrar açalım. Kodu resume'layalım. Evet, gördüğünüz gibi Electrosoft yazısı terminal yazılımında gözüküyor. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu videoda UART'ı hem receive şeklinde hem de transmit şeklinde kullandık. Videoların devamı için ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.